Merhaba arkadaşlar. At, geliştiren test 69'dayız. İlk sorumuz. Eşit uzunlukta KL cisimleriyle odak noktası F olan bir ince kenarlı mercek şekilde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Hatırlayalım. Odağa kadar cisim merceğe yaklaştıkça görüntü de mercekten uzaklaşır ve büyür. Şimdi biz bunların görüntülerini çizerken şu şekilde ikisine birden paralel bir ışın gönderelim arkadaşlar. Geldi bu paralel ışınımız. Odaktan geçti bakın. Geçti. Burada görüntüler oluşacak. Evet. Cisim yaklaştıkça bakın görüntü uzaklaşıyor. O zaman K'nın görüntüsü bu olacak arkadaşlar. L'nin görüntüsü de bu olacak. Çünkü L yaklaşınca Bakın K'nın önünde olduğu için görüntü de bu tarafta olacak. K cisminin görüntüsünün boyu L cisminden kısadır. Evet gördüğünüz gibi K cisminin görüntüsünün uzaklığı merceğe bak L cisminin görüntüsü K'nınkine göre merci, daha uzaktadır. Evet aynen doğru. K L cisminin görüntüleri tersdir. O daha kadar oluşan görüntüler hep tersdir. Bu ifade de doğru. Cevap E seçeneği olur. İkinci sorudayız. Eşit uzunlukta KL cisimleri ile odak noktası F olan bir ince kenarlı mercek şekilde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet, şimdi de, şimdi de görüntü odakla mercek arasındayken cismin görüntüsü nasıl değişiyor onu hatırlayalım. Cisim odaktan merceğe doğru yaklaşırken görüntüsü de merceğe doğru yaklaşır ve küçülür. Dolayısıyla yani sanal görüntüler bakın cisim yaklaşırken onlar da yaklaşıyor ve küçülüyor. Ama gerçek görüntü tam tersiydi. Bir önceki soruda vardı. O merceğe yaklaşırken görüntüsü uzaklaşıyordu arkadaşlar. Bu ifadeleri unutmayalım. Bakın çizelim. Odakta e, paralel geldi. Odaktan geçecek şekilde kırılacak. Biraz daha geriden alalım şöyle. Odaktan geçecek şekilde kırıldı. Uzantısını alalım. Uzantısı gidiyor bakın bu tarafa. Arka tarafta görüntüler oluşacak. Böyle bakın. Bir de burada görüntümüz oluşacak. Demiştik ki cisim yaklaşırken görüntüsü de yaklaşır. O halde bu L olacak. Bu da K olacak arkadaşlar. Buna göre ifadeleri okuyalım. K cisminin görüntüsü L cisminin görüntüsünden uzundur. Evet. L cisminin görüntüsü K'dan daha yakındır. Evet doğru. KL sanaldır. Çünkü kırılan ışının uzantısından oluştuğu için sanaldır. 1 2 3 ifadeler doğru. Cevap E seçeneği olur. Evet arkadaşlar, şimdi de kalın kenarlı mercekle ilgili bir sorumuz var. Eşit uzunlukta KL cisimleri ile odak noktası F olan bir kalın kenarlı mercek şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Hatırlayalım, kalın mer kenarlı mer mercekte bütün görüntüler, <laughs> affedersiniz mercekle odak arasında oluşuyordu. Bakın ışınlarımız nasıl kırıldı? Yanlış oldu değil mi arkadaşlar? Şöyle kırılacaktı. Uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılacaktı. Evet, görüntüler burada oluşacak. Şimdi şu aralıkta görüntüler oluşacak. Bir tanesi burada, bir tanesi de burada kabul edelim. Şimdi Sanal görüntülerin özelliği şöyle. Cisim aynaya yaklaştıkça, merceğe yaklaştıkça görüntü de merceğe yaklaşıyor ve büyüyordu. O halde merceğe kim yakın? L'ye yakın. O halde görüntülerden de merceğe L'ye yakın olacak. Bu L, bu da K olacak. K cisminin görüntüsü L cisminden kısadır. Evet, doğru. L cismi görüntüsü K'dan daha yakındır. Evet, doğru. Tersdir. Hayır. Sanal görüntüler ters değildir. Düzdür arkadaşlar. 1 2 3 Cevap ee, özür dilerim. Yanlış oldu bu. 1 2 cevap C seçeneği olur. Evet dördüncü sorudayız. K cismiyle odak uzaklıkları eşit ve odak noktaları F olan ince ve kalın kenarlı mercekler şekilde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bakın ikisinin de odak uzaklıkları F. Önce ince kenarlı mercekteki görüntü görüntümüze bakalım. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? F bölü 2'deyken bakın buradan gelen görüntümüzü şöyle gelelim. Odaktan kırılacak şekilde gidecek. Bakın şöyle kırıldı. Uzantısını alıyoruz. Ve şurada kocaman bir görüntümüz oluşuyor. ince kenarlı merceğe nokta nokta diye gösterelim. Farklı o karışmasın diye. Bunun da uzantısı bakın böyle olacak şekilde kırılacak. Nokta, yine düz çizdim bakın. Görüntüsü de burada olacak. Odakla mercek arasında. Burada ise cismin bulunduğu tarafta ama odakta bakın. Çünkü odağın yarısı f/2'den geldiğinde ve f/2'deyken cisim görüntüsü f'tedir. Şimdi bu ifadelere bakarak, bu şekillere bakarak k cisminin ince kenarlı mercekteki görüntüsü kalın kenarlı mercekten daha uzundur. Evet, doğru. k cisminin ince kenarlı mercekteki görüntüsünün ince kenarlı merceğe uzaklığı f kalın kenarlı merceğin görüntüsünün kalın kenarın kalın kenarlı merceğe uzaklığından daha uzundur, daha büyüktür. Çünkü F ile mercek arasında. F'den küçük F. Doğru. Cismin ince ve kalın kenarlı merceklerdeki görüntüleri cisme göre düzdür. Evet, sanal görüntüler oluştuğu için düzdür. Bu ifade de doğru. E seçeneği cevabımız. Evet arkadaşlar, 5. sorudayız. K cismi ile odak uzaklıkları eşit ve odak noktaları F olan X ve Y ince kenarlı mercekleri şekilde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bakalım K cismi e, merceğimizden ne kadar uzaklıkta? 2, 4, 6 yani 3F kadar uzaklıkta. Görüntü nerede olacak? 1.5F'de olacak yani L noktasında olacak. Şimdi bu görüntümüzün Y'de tekrar görüntüsü oluşacak. Bakıyorum L F2 birim 2 birim 4. Burası aynı zamanda merkez olduğu için merkez ne kadar yani odağın 2 katı olacak. Burada aynı boyda bir görüntü oluşacak. Dikkat eder misiniz? Yarısı olarak çizdim. 3 F'deki K'nın görüntüsü K üssü diyorum buraya. Bu gerçek görüntüdür. Cisim gibi davranır. Ve burada da Y üzerinde Y'de tekrar görüntü oluşur. Bu da K 2 üssü diyebilirim. Ve ters oluşacağı için tersin görüntüsü de düz olacak tabii ki. K cisminin X mercini görüntüsü L noktasındadır. Evet doğru. K cisminin Y mercini görüntüsü N noktasındadır. Evet doğru. K cisminin Y merceğindeki bakın K cisminin Y mercini görüntü cisme göre cisme göre düzdür. Bu da doğru. Cevabımız E seçeneği olur. Altıncı sorudayız. K ile odak noktası F olan ince kenarlı mercekle mercek şekildeki bir yerleştirildiğinde oluşan görüntünün boyu cismin boyuna eşit oluyor. Demek ki cismimiz merkez noktasında. Evet, merkez noktasında ve iki ortam şu an aynı özelliğe sahip iki birim. Bakın F'den iki birim öteye gidiyorum. İki boyun, birim boyunda K üstünü oluşturuyorum burada işte. Evet, X ortamının kırılma indisi diyor artırılırsa görüntünün boyu nedir? Şimdi iki ortam önceden aynıydı. Dolayısıyla mercekle ortam arasındaki fark kırılma kanunlarında vardır. Yani iki ortam arasındaki fark azalırsa kırılma azalır. Fark büyüdükçe kırılma miktarı artar. Demek ki şimdi buradaki x'in kırılma indisini artırırsak mercekle x arasındaki fark azalacak ışık daha uzakta kırılacak. Daha uzakta kırılınca da görüntü kayacak arkadaşlar. Görüntü kayınca da hatırlayalım görüntü aynada mercekten uzaklaştıkça büyür. Büyür arkadaşlar. Işte. K2 üstü diyelim bakın. Büyür. Evet görüntünün boyu artar çünkü mercekten uzaklaşıyor. X ortamı kırılan artar da görüntünün merceğe uzaklığı da artar. Boyu artanın uzaklığı da artar. Hani şöyle bir kuralımız vardı. Kim yakınsa diğerinden daha küçüktür. Cisim yaklaştıkça görüntü uzaklaşıyor ve büyüyor. Düzdür diyor. Hayır görüntü terstir. Çünkü cismim hala nerede arkadaşlar? Odağın dışında. Odağa geçmedikçe görüntü düz olmaz. Hep ters olur. 1 ve 2 cevap C seçeneği olur. Evet arkadaşlar 7. sorudayız. Eşit bölmeni düzleme yerleştirilmiş ince kenarlı mercek ile merceğin odak noktasına konulan düzlem aynadan oluşan düzeni K ve L ışık ışınları şekilde gibi geliyor. Bu ışınlar düzeni terk ederken X, Y olarak çıkıyor. Buna göre düzlem ayna yerine düzlem ayna yerine arkadaşlar tümsek ayna konulursa yargılarından hangileri doğru olur demiş. Tümsek ayna konulursa. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Evet tümsek ayna konulursa bakın şöyle tahmini olarak tümsek ayna tümsek aynamızı çizelim. Ama görüyorsunuz fark etmeyecek. Neden fark etmeyecek? Kırılan ışın bakın K'dan kırılan ışın düzlem aynaya geldiğinde aynı açıyla yansıyacak tümsek ayna geldiği zaman da tepe noktasına geldiği için yine aynı açıyla yansıyacak. Yani K, Y olarak terk edecek doğru. L yine aynı açıyla yansıyacak. X olarak terk edecek. Bakın bu da doğru. Bu yanlış. Düzlem aynada nasıl yansıdıysa kırıldıktan sonra buraya tümsek ayna değil çukur ayna da koysak tam tepe noktasına düştüğü için Aynı açıyla yansıyacaklar ve aynı şekilde terk edecekler. O halde arkadaşlar gördüğünüz gibi cevap 1 ve 3 yani E seçeneği olur. Evet arkadaşlar 8. sorudayız. K cismi ile odak noktası F olan kalın kenarı mercek şekilde gibi yerleştirildiğinde görüntünün boyu cismin boyunun yarısına eşit oluyor. Demek ki bakın 4 birim, birim olan odak uzaklığı ise Görüntüde e bölü 2 de oluşması lazım ki boyunun yarısı olsun. Buradaymış ismimiz. Buna göre hangi yargılarından hangileri doğrudur diyor. Kırılma indisi x'in kırılma indisi artırılırsa görüntünün boyu artar. Hatırlayalım. İndisler arasındaki fark yani mercekle dış ortam arasındaki fark artarsa aradaki fark artarsa kırılma artar. Azalırsa kırılma azalır. Biz x'i artırınca aradaki farkı azaltmış oluyoruz. Dolayısıyla daha az kırılacak. Daha önce bakın şöyle gelen bir ışınımız. Bakın uzantısı F'den geçecek şekilde böyle kırılıyorsa şu tarafa. Biraz daha aşağıdan kırılacak şimdi. Aşağıdan kırılınca uzantısını da böyle devam ettirdiğimizde yani cisim görüyorsunuz şu çizginin altında oluşacak, daha uzun olacak. Evet, cismin boyu arttı gördüğünüz gibi. K, X ortamını kırılması artırsa görüntünün merceğe uzaklığı da artar. Çünkü artık odak uzaklığı F üstü dediğimiz odak uzaklığı artmış oluyor. Bu uzaklık artınca da otomatik olarak tabii ki görüntü de biraz geriye kayıyor. Büyüyor ama birazcık da geriye kayıyor. Ve or uzaklığı artıyor. Odak arttığı için artıyor arkadaşlar. Cisim yerinde duruyor. Cisim hareket etmiyor. Sadece odağı büyütüyor. O yüzden şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir lastik var. Lastikte iki tane nokta işaretliyorsunuz. Lastiği çektiğinizde nasıl iki no lastik uzadığında iki nokta arasındaki mesafe büyüyorsa bunu gibi düşünebilirsiniz. Odak büyüyünce işte iki nokta dediğimiz yani mercekle cisim arasındaki mesafede otomatik olarak artıyor. K cisminin görüntüsü cisme göre düzdür. Evet sanal görüntüler hep düzdür. 1 2 3 cevabımız E seçeneği olur. Müzik